Fındık üreticileri her geçen gün kan kaybetmeye devam eden fındık fiyatları karşısında kara kara düşünmeye başlarken, fındık ihracatçılarından oluşan Ulusal Fındık Konseyi üyeleri ve içlerinde Orticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman'ın da bulunduğu bazı borsa başkanları İstanbul'da boğaza nazır yat keyfi yaptı. Karadaki fındık denizde konuşuldu. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslan Türk, Başkan Vekili ve Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Muhasip Üye ve Ordulu Fındık İhracatçısı Mustafa Poyraz, Konsey Üyesi ve Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haytar Gören ve ihracatçılardan oluşan grup fındık üreticileri kara kara düşünürken İstanbul'da boğaza nazır yat keyfi yaptı. İddialara göre bu fotoğraflar bir tanıdıklarının düğünü için gittikleri İstanbul'da özel bir yatta 9 Nisan Cumartesi günü çekildi. Özellikle son aylarda kabul edilemez bir şekilde aşağıya çekilen fındık fiyatları karşısında on binlerce fındık üreticisi mağdur edilirken, fındık sektörünün temsilcilerinin yatta boğaz sefası hem Ordu'da hem de Karadeniz bölgesinde çok konuşulacağı benziyor. Yılbaşından bu yana hızlı bir düşüş eğilimi gösteren fındık fiyatı 1 Nisan Cuma gününe 8 lira 80 kuruştan başlangıç yapmış, 8 Nisan Cuma gününde ise 80 kuruş daha değer kaybederek 8 liraya kadar düşmüştü. Fındık üreticilerinin her geçen gün düşen fiyatlar karşısında tepkileri çığ gibi yükselirken, fındık çevrelerinin ve siyasilerin tek bir kelime dahi etmemeleri dikkatlerden kaçmadı. Özellikle 9 Nisan Cumartesi günü çekildiği iddia edilen fotoğraflarda keyifleri yüzlerinden okunan Ulusal Fındık Konseyi üyeleri bir taraftan yat sefası sürerken kavrulmuş fındığı yemeyi de ihmal etmediler. Oysa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Nisan ayı başında İzmir'de katıldığı bir programda "Masada olmayacağız, sahada tarlada olacağız. Bakan, bürokratlar, birlikler olarak çiftçiyle birlikte tarlada olacağız. Tarlada izimiz olursa harmanda yüzümüz olur. Tarlada izimizi belli etmek durumundayız. Üreticiyle, piyasayla oynayan, üreticiyi mağdur edenle biz de oynayacağız" demişti. Geçtiğimiz aylarda Ordu'nun en çok izlenen televizyon kanalı TV52'nin yayınlarının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i konuyla ilgili bilgilendirmiş, fındık fiyatları Trabzon'da düzenlenen bölgesel sektörel ortak akıl toplantısında masaya yatırılmıştı. En masum olan üreticidir. Üretici az sayıdaki, belki birkaç dönüm üzerindeki fındığını değerlendirmek istiyor. O halde hepimizin hep beraber üreticinin bu emeğine saygı duymamız gerekiyor. Çalışmalarımızı onu rencide edecek, bizim davranışlarımızdan dolayı üreticiyi rencide edecek bir tablonun oluşmaması için gayret göstermemiz gerekiyor. Bakan Çelik burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu memleketin rekabet kurumu var, bu memleketin hükümeti var. Yani burada üreticiyi koruyacak olan unsurlar var" demişti. Efendim tekelleşme var, efendim burada ürünle ilgili işte üretici mağdur bir durum. Ya bu konu rekabet kurulunda, takip ediyoruz biz. Eğer gerçekten böyle bir durum, tekrar ediyorum, üçlü zinciri bozmamak öncelikli kararımız. Ama böyle bir durum üreticinin aleyhine gelişirse konu rekabet kurumunda, bizim de yakinen takip ettiğimiz bir durumdur. Şimdi kamu vicdanı ve fındık üreticileri adına soruyoruz. Fındık Karadeniz bölgesinde yaşayanların en önemli geçim kaynaklarından birisi. Bunun yanı sıra dünya piyasalarında Türkiye'nin tek başına söz sahibi olduğu tek tarımsal ürün. Hal böyleyken fındıkta fiyatlar tabana çekilirken tek bir kelime dahi etmeyen bu isimlerin birlikteliğinin anlamı ne? Fındık üreticileri adeta ağlayacak hale getirilirken bu fotoğraf karelerindeki keyfi görüntüler ve gülümsemeler neyin işareti? Geçtiğimiz hafta sonu 8 liraya kadar düşürülen fındık fiyatının ardından Ulusal Fındık Konseyi üyelerinin boğazda yat sefası yaparak keyif çatması üreticiler tarafından nasıl yorumlanacak? Buna verilecek bir cevabınız var mıdır? Şu anda zarar. Şu anda ben fındık satarsam zarar. Satmayacağım. 2,5 liraya düşene kadar yine satmayacağım. Burada bizim buradan yolladığımız adamlar mecliste sesini çıkartsın. Ankara'ya gönderdiklerimiz bu zamana kadar sahip çıkmadılar ama inşallah bundan sonra fındığımıza sahip çıkarlar. Ama asla satmayı düşünmüyoruz. Devlet mesela bir destek de verebilir en azından.
Fındıktan şikayetçiyim. Bu Karadeniz'in başka bir geliri yok. Bir de kive, o da para etmedi. Yani geleceğe hal şey bakamıyoruz yani. Daha da düşeceği söyleniyor. Emeğimizin karşılığını alamıyorum. Yani bunu devletin esasında el atması gerekiyor. Ne söylemeye hakkımız var ki, bizim bir şey yok ki. Artması lazım. Adam fındığı benden alıyor 9 liraya, satıyor 20-25 liraya. Bunu devletin desteklemesi olmadan bu işin altından kalkılması mümkün değil. Herkes bekliyor yani. Şu durumdan millet çok perişan. Bu kadar da insanlara rencide etmeye de bir anlamları yok yani. Fındığa bakalım ne yapacağız, ne diyecekler? Yetkililerden fındığa sahip çıkmaları isteyeyim, hani Temmuz devreye girecek dediler, girmedi. Fındığı arttırsınlar ki biz de azıcık of diyelim. O yönünü diye düşünüyorum ben. Ümidi kesin ki tam kestim. Fındığı kesen fide dikeyim. Maliyeti zaten 10,5 lira. Üreticiyi zaten bitirdiler. Ne olacak şimdi bu fındığın hali? Üreticiyi başta kaç 4-5 tane fabrika var. Ne derse üretici o. Ver götür fındığı. Böyle saçmalık olmaz.